Merhaba arkadaşlar, ben Yağız. Exotica bir kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videonun açılışını terasta yapıyorum çünkü terasta başlayacağız. Yani videonun ilk işlemi diyeyim terasta başlıyor. Bugün size springtail'ları anlatacağım. Springtail'lara ben nasıl bakıyorum, ne işe yarıyor, nasıl çoğaltabiliriz, bunlardan bahsedeceğiz. İlk başta springtail'lar ne işe yarıyor ile başlayalım, hazır böyle yüz yüzeyken. Springtail'lar hem formikaryumlarda hem terraryumlarda gerçekten bana göre çok gerekli olan canlılardan, ayrıştırıcılar grubunda bulunan canlılardan, yani ekosistemin çok önemli parçalarından birisi. Peki ne yapıyorlar? Aslında şunu yapıyorlar, küf yiyorlar, küfle besleniyorlar. Yaprak döküntüleri veya çeşitli atıklardan dolayı oluşan küfü tamamen yiyorlar, tüketiyorlar. Bu aslında bizim formikaryumlarda veya terraryumlarda şu işimize yarıyor. Küflenmeyi engelliyor. Özellikle formikaryumlarda bu şekilde böyle atıkları parçalamaları mite oluşumu konusunda çok işimize yarıyor. Mite oluşumunu çok engelliyor. Bu yüzden aslında düzenli olarak formikaryumlarda kullanmaya çalışıyorum ben her zaman. Zaten formikaryumlarda bir kere veya terraryumlarda da aynı şey geçerli gerçi. Bir kere aşıladıktan sonra gerisi onlar kendi kendilerine ürüyorlar. Bir tek sürekli kullanmanız gereken çok ender durumlar oluyor. Örneğin poneyralar gibi, onlar tükettikleri, yedikleri için bu canlıları. Onlara sürekli takviye yapmak gerekiyor ama onun haricinde bir koloninin outworld'üne birazcık koymanız onlar için yeterli. Onlar kendi kendilerine oradaki atıklarla, küflerle beslenip kendi kendilerine üreyip çoğalacaklar. Sizi de aslında büyük bir dertten kurtaracaklar. Peki nereden bulabiliriz bu springtail'ları? Aslında çok basit. İlla ki kültür olarak sipariş vermeniz gerekmiyor. Springtail'ların da tabii ki türleri var. Fakat en kolay bulabileceğiniz yöntem, bahçenizde veya saksınızda bir taşın altını kaldırıp baktığınız zaman muhakkak ki springtail'lar rastlarsınız. Çünkü genel olarak her yerde varlar. Hemen size nasıl bulabileceğinizi ve nasıl üretebileceğinizi de göstereyim. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi böyle taş altlarına bakacağız. Özellikle böyle saksı diplerinde, orkide saksılarının içerisinde çok fazla oluyor. Çünkü orkide toprağı böyle birazcık daha ağaç kabuğundan yapılan bir toprak olduğu için, çürümeye daha müsait olduğu için springtail'ların daha çok ilgisini çekiyor. Şimdi mesela bir tane taşın dibini kaldıralım, altını. Gördünüz mü? Evet, şimdi geldik. Springtail'ları bulduk. Biz bunları peki nasıl çoğaltabiliriz? Nasıl üretebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bunun için bize gerekli olan bir tane kap. Böyle bir kap. Kapaklı olacak bu arada. Bunun kapağı da var. Kapta hava delikleri olmayacak. Onu söyleyeyim. En küçük bir delikten bile çünkü kaçabilirler. Çok küçük canlılar zaten. O yüzden kapta hava delikleri olmayacak. Kapağını da iyi kapattığınızdan emin olun işiniz bittikten sonra. Şimdi aslında kaynaklarda yazanlardan daha farklı bir şey yapacağız burada. Şimdi bu konuyla ilgili yazılan yazılarda kaynakların tamamında kömür kullanın yazar ama ben kömür kullanmayacağım çünkü kömürü gerçekten sevmiyorum. Hem görüntü kirliliği yapıyor hem gerçekten de etrafı batırıyor. Kendi suyunu bile simsiyah yapıyor. Springtail'ları bile simsiyah yapıyor. Bu yüzden kömür kullanmıyorum. Bunun yerine bakın şöyle pomza taşları kullanıyorum. Bu pomza taşlarını herhangi bir bahçe malzemesi satan yerden bulabilirsiniz. Pomza taşı deyip alabilirsiniz. Ayrıca saf su kullanımlar. Ben saf suyla herhangi bir başarı elde edemedim. Bu yüzden içme suyu kullanıyorum. Çok daha güzel ürüyorlar açıkçası. Şimdi pomza taşını direkt kabımızın içerisine, daha önce hemen yıkadım bu taşları. Az çok. İçerisine boşaltıyoruz kabımızın. Şöyle yaydırayım güzel. En üst kısmına şöyle mümkünse bir tane düz bir yüzeyi olan bir tane taş koyacağım. Şöyle tam orta kısmına denk gelecek şekilde. Çünkü oraya beslemek için yem koyacağım. Biraz sonra bahsedeceğim size. Ve üzerine birazcık içme suyu ekliyorum. Bakın alt tarafı şöyle yandan göstereyim size. Bakın alt tarafı bu şekilde oldu. Görebiliyor musunuz? İçinde su var. Bu springtail'larımızın yaşayacağı alan olacak. Şimdi springtail'ları peki taşın altından bulduk, onu nasıl buraya aktaracağız? Aslında o da çok basit. Getirip böyle bulduğumuz taşları bunun üzerinde pat 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 diye vuracağız. Springtail'lar böyle bir iki tane içerisine düşüp hemen altlara doğru kaçmaya başlıyorlar. Zaten çok fazla bulmamıza gerek yok. Yani 15-20 tane bile bulsak bizim için yeterli. Zaten yani yuvalandıkları taşı bulduktan sonra özellikle nemli taşların altına bakın. Nem tutan yerlere bakın. Altını kaldırdığınız zaman bolca karşılaşacaksınız. Bu yüzden bulmak konusunda zorlanacağınızı zannetmiyorum. Bunu bir kereye mahsus yapacaksınız zaten. Yani doğadan bir kere sadece kültür alacaksınız. Bir kere yakalayacaksınız yani. Ondan sonra sürekli kendi elinizdeki springtail'ları çoğaltacağınız için kendi kendinize sürekli kendi kültürünüzü kullanacaksınız. Şimdi size hemen benim kendi kültürümü de göstereyim.
Bakın. Springtail'lar zıplayabiliyorlar. Bu yüzden Estus kapağını açınca bir iki tane etrafa zıplayabilir ama çok problem değil. Zaten çok hızlı üreyen canlılar. Bakın dikkat ederseniz orta kısımda yedikleri bir şey var. Onun etrafındalardı daha çok. O aslında bir pirinç tanesi. Aslında o pirinç tanesini yemiyorlar. O pirinç tanesinin üzerinde oluşan küflerle besleniyorlar diyeyim. Yani aynı şekilde doğada dökülen yapraklar çürüdükçe, üzerleri küf tuttukça o küflerle besleniyorlar. Şimdi peki bunu nasıl kullanıyorsunuz? Aslında şöyle. Buradan bir tane taş alıyorsunuz. Götürüp kendi koloninizin üzerine Outworld'ını silkeliyorsunuz. Oradan onlar dökülüyorlar zaten. Peki nasıl çoğaltıyoruz? Aslında şöyle. Şimdi mesela bunun içerisinde Springtail'lar bir sürü var. Ben bunları götürüp aynı şekilde koloninin içerisinde Outworld'ını silkelediğim gibi getirip yeni hazırlamış olduğum kabın içerisine de silkeleyebilirim. Veya direkt taşı da buraya alabilirim bir tane iki tane. Oradan buraya aşılamış olacağım yani. Buraya da bir iki tane pirinç koyduğum zaman burada da üremeye başlayacaklar. Kullanımı da böyle. İsterseniz farklı farklı kablarda farklı farklı şekilde de eğer çok fazla koloniniz varsa veya bir terraryum hazırlıyorsanız daha fazla miktarlarda ihtiyacınız olacağı için sürekli yeni kaplara aktarıp önceki kabları direkt terraryumun içerisine dökebilirsiniz veya oradan direkt silkeleyebilirsiniz. Bu sizin kullanım miktarınıza göre tek kap da size yeterli olur. İsterseniz 3-4 tane farklı kaba da yayabilirsiniz. Hiç problem değil. Onlar orada kendi kendilerine üreyip çoğalmaya devam edecekler zaten. Sadece ara sıra böyle kömür kullansaydım daha sık açmam, havalandırmam gerekecekti. Ama pamuk taşı kullandığım için o kadar da sık açıp havalandırmama gerek yok. Bu da artılarından birisi aslında. Mesela ben kendi ürettiğim kabı 10-15 gün boyunca hiç kapağını açmadığım zaman da oldu. Hiç problem olmuyor, hiç sorun değil. İçindeki oksijen ona yetiyor zaten. Eğer siz kömür kullanırsanız haftada bir en azından kapağını açıp havalandırmanızı tavsiye ederim. Springtail'lar da bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altında sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve kanala abone olarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.